Narsistin ilişkide masum rolüyle duygusal istismar etmesi. Bu videomuzda sizlere bir narsistin ikili ilişkilerde size karşı yaptıkları duygusal istismarı anlatacağım. Bu duygusal ve psikolojik istismarın en tehlikeli istismarlardan bir tanesinin olmasının sebebi ise masumiyet illüzyonu ile yapılmasıdır. Bu konuda dikkatli olmanızı temenni ederim. Hayatınızdaki herhangi bir insan size masum görünüp akabinde size ucundan olsa bile zarar veriyorsa kendinizi koruma altına almanızda fayda vardır. Kendi ruh ve akıl sağlığınız için zarar gördüğünüz bu tür şeylerden kurtulmanız sizin faydanıza olacaktır. Şimdi bu maddeleri yavaştan saymaya başlayalım. Birinci madde, davranışı hakkında onunla yüzleştiğiniz zaman aşırı bir şekilde üzülme taklidi yaparak size kendinizi suçlu hissettirir. Bu basit ve etkili bir taktiktir. Narsistin kendisine seçtiği kurbanlarında empati yeteneğini olduğunu bildiği için bu üzülme taklidine her zaman başvurur. Size geri adım attırmak için en masum görünen taktiktir. Ve böylece aynı zamanda narsistin fazla çaba sarf etmesine gerek kalmaz. Böyle yaparak duygularınızı yormaya çalışır. Siz ise artık duygularınız yorulduğu vakit onunla yüzleşmekten kaçınmaya başlarsınız. Onların da tam olarak istedikleri budur. İkinci olarak başkalarının önünde sizinle dalga geçer, tartışır ve size kendinizi değersiz hissettirir. Bunu sadece diğer insanların önünde yapar diye düşünmek doğru olmaz. Narsist ile baş başa kaldığınız vakitlerde de size karşı aşağılayıcı tavırlar ve hakaret içeren kelimeler olsun veya hakaret içeren beden dili ile de kendinizi değersiz hissettirebilir. Bunun yanında dediğimiz gibi başkalarının önünde sizinle dalga geçip inceden laf atıyorsa eğer bunu etrafındaki insanlara sizi kontrol altına aldığını göstermek için yapıyordur. Narsist etrafındaki insanların kendisinin güçlü olduğunu düşünmesini ister. Bunun için de sizi hakimiyeti altına aldığını göstermek için bu tür davranışlarda bulunabilir. Üçüncü olarak sizi ilişkinizde diğer kadınlarla veya erkeklerle karşılaştırır. Sizi ilişkinizde diğer insanlar ile rahatlıkla kıyaslama yapabilir. Bunun sizi üzeceğini bilse bile bundan hiçbir şekilde çekinmez. Sizin özellikleriniz, nitelikleriniz normal bir ilişki için yeterli bile olsa yine de kıyaslayacak bir nokta rahatlıkla bulabilirler. Zaten sağlıklı bir ilişkide size hiçbir şekilde kıyaslama yapılamaz. Siz diğer insanlar değilsinizdir. Sizin değeriniz size yani kendinize aittir. Kimsenin sizi yermeye hakkı da yoktur. Narsist sizi başka insanlar ile kıyaslar ki sizin kendinize olan özgüveninizi yıkmak ister. Kendinizden şüphe etmenizi ister. Böylece sizin gerçekliğinize ve benliğinize sahip olmaya başlar. Burada amacı yine üstünüzden gizlice güç kontrolü uygulamaktır. Narsist sizi siz olduğunuz için değil, onunla beraber olduğunuz için kendinizi değerli hissettirmeye çalışır. Onunla beraber olmanız sizin için bir lütufmuş gibi size vakfedilir. Dördüncü olarak ona sizi rahatsız eden bir şeyi söylediğiniz zaman şaka yapıyormuş gibi davranmaya çalışır ve hatasını asla kabul etmez. İnsanlar size karşı bir takım davranışlarda bulunabilirler. Bu durum gayet normaldir. Bunlardan da rahatsızlık duyduğunuzu dile getirirsiniz ve size değer veren insanlar davranışlarına ket vururlar. Lakin narsistler davranışlarını değiştirmek yerine size her şeyi çok ciddiye aldığınızı söyleyebilirler. Veya yaptıklarının aslında sizin yararınıza olduklarını ve bunu şaka yolla ifade ettiklerini söyleyebilirler. Burada sizin ona karşı olan muhtaçlığınızı kullanır. Aslında davranışlarının şaka olmadığını siz de bilirsiniz. Fakat sizin ona olan muhtaçlığınız yüzünden kendi bilinçaltınız onun size şaka yaptığına dair sizi ikna eder. Siz de bir şekilde bu durumu yavaş da olsa kabullenirsiniz. Beşinci olarak her zaman sizinle ilgili hoşlanmadığı bir şeyleri dile getirir. Her zaman hep en iyisini isterler. Sizin emekleriniz onlar için bir şey ifade etmez. Emeklerinizi görmek istemezler. Veya zaten kendi bencilliklerinin ve yüksek egolarının her şeyi hak ettiklerini düşündükleri için verdiğiniz emeklere karşı bir minnet hissetmezler. Bunun yerine her zaman daha fazlasını isterler ve sizin eksik yanlarınızı sürekli dile getirirler. Altıncı olarak geçmiş hatalarınızı sık sık gündeme getirirler. Geçmiş hatalarınızı size sürekli hatırlatabilirler. Hepimiz insanız. Bizi insan yapan temel taşlardan bir tanesi de hatalarımızdır. Ayrıca insanın hatası yine kendisini bağlar. Bu durumda ise bu insanlar kendisine vazife edinip sizin hatalarınız ile ilgilenmeye başlarlar. Sizin hatalarınızı size hatırlatarak sizi ağır bir duygusal yükün altına iterler. Vicdanınızı kullanmaya çalışırlar. Sizi psikolojik olarak yorarak savunmasız bırakmak isterler.
ve bilahare de hatalarınızın telafisi olarak kendinizi ona bırakmanızı isteyebilir. 7. olarak hayallerinizin ve hedeflerinizin peşinden gitmenizi istemediği için sizi desteklemez ve sürekli olarak modunuzu düşürmeye çalışır. Kendisini geliştiren ve hedefleri ile ilgilenen bir insan narsist için vaktini ayıramaz. Tabii bunun yanında böyle yaparak ilginizi ve odağınızı farklı alanlara yönlendirmiş olursunuz. Narsistin sizin kontrolünüzü ele geçirmesi daha zor olur. Kontrolün sizin üzerinde olması için sadece onunla ilgilenmenizi ister. Ayrıca kendinizi geliştirmiş olmanız o kişiden ayrılma olayında daha az zorluk çekmenize sebep olur. 8. olarak tüm zamanınızı onunla geçirmenizi ister, ailenizle ya da arkadaşlarınızla görüştüğünüz zaman problem çıkarır. Az önceki maddede söylediklerimiz bu madde için de geçerli. Bütün ilginizi ve odağınızı kendisinde toplanmasını ister. Başkalarına vakit ayırmak ve sosyal bir insan olmanız onun işine gelmeyecektir. Çünkü ne kadar sosyal bir insan olursanız tek bir insana bağlanma durumunuz o derece azalır. Narsist ise sizin onu güdümlü füze gibi takip etmenizi ister. Bu onun kendi egosunu tatmin etmesinin yollarından bir tanesidir. 9. ve sonuncu olarak her şey için sizi suçlarlar. Hatta sizin dışınızda gelişen olaylara bile sizi suçlayabilirler. Bütün saydığımız maddelere ve anlattıklarımıza şöyle bir bakarsanız eğer hepsi neredeyse ortak paydalarda buluşuyor. Bu ortak paydalardan bir tanesi ve en önemlisi sizin özgüveninizi düşürmek olacaktır. Bu maddenin de amaçlarından bir tanesi budur. Başlarda kabullenmeseniz bile zamanla sizin üstünüzde oynayıp ısrar edecektir. Böylece sizin aklınızda acaba gerçekten öyle mi diye sorular oluşmaya başlarsa eğer demek ki geminin yelkenlerini yavaştan indirmeye başladınız. Direnciniz yavaş yavaş kırılmaya çalışılır. Narsist bu konuda aceleci olmaz. Bir noktadan sonra direnemeyeceğinizi kendisi de çok iyi bilir. Ve özgüveninizi yitirmeye başladığınız zaman sizin dışınızda gerçekleşen olayların suçlusu kendiniz olduğunuza bile inanmaya başlarsanız. İşte böyle bir durum sizin için çok tehlikeli olur. Akıl ve ruh sağlığınız kırmızı çizginin ötesine geçmiş demektir.